Bu videoda rank teoreminden bahsedeceğiz. Rank teoremi diyelim. Teoremi. Basitçe bir matrisin rankını ve sıfırlığını bulurken kullandığımız bir teorem olacak ve oldukça önemli bir teorem. Ve ne olduğunu hemen söyleyelim. Mesela A, M çarpı N boyutunda bir matris ise, boyutunda bir matris olsun. Bu durumda bu A matrisinin rankı ile A matrisinin sıfırlığını toplarsak eğer, A matrisinin yine sütun sayısına eşit olduğunu görüyoruz. İşte teorem bunu söylüyor. Oldukça basit zaten, ne söylediği belli. Ancak bu eşitlik neden doğru? Bunu da birazcık düşünelim. Hatırlayalım. Bir matrisin rankı ne demekti? Sütun uzayının boyutuydu, öyle değil mi? Sütun uzayının boyutu. Ve bunu nasıl buluyorduk? Bu matrisin eşelon formunu düşündüğümüzde eşelon formdaki ne diyorduk? Eşelon formdaki pivot sütunların sayısıdır. Pivot sütunların sayısıdır. Basitçe böyle bulabiliyorduk. Peki bu temsilen nasıl gözükür mesela? Bir örnek yazayım. Eşelon formda bir matris yazayım temsili olarak örneğin. Bu yıldızların yerine sayı geldiğini düşünün. Mesela böyle bir matris eşelon formdadır, öyle değil mi? Pivot sütunların sayısı derken neyi kastediyorduk? Pivot elemanların bulunduğu sütunlar. Değil mi? Pivot elemanlar bunlar olduğuna göre burada mesela 3 tane olacaktır. Ve demek ki bu matrisin rankı hemen 3'tür diyebiliyoruz bu formda gördüğümüz zaman. Neden bu böyleydi peki? Sütun uzayı biliyoruz ki sütun vektörlerinin gerdiği uzay demekti. Burada dikkat ederseniz pivot sütunlar dediğimiz sütunlar lineer bağımsızdır, değil mi? Burada sıfırlar içerdikleri için birbirlerini toplam şekilde yazılamazlar. Ancak pivot olmayan sütun bakarsanız bağımlıdır, lineer bağımlıdır. Yani buradaki 3 vektörün lineer kombinasyonu şeklinde ifade edilebilir. O yüzdendir ki sütun uzayını germek için sadece bu 3 vektör, bu 3 sütun vektörü yeterli olacaktır. Yani bu 3 sütun vektörü pivot sütunlar diyelim. Pivot sütunlar sütun uzayı için bir baz oluşturur. Dolayısıyla boyut da ne demekti zaten? Baz kümesindeki, baz vektörleri kümesindeki eleman sayısıydı. Dolayısıyla pivot sütunların sayısı bu eleman sayısına eşit olacaktır. Dolayısıyla da sütun uzayımın boyutuna haliyle de rank A'ya, o matrisin rankına eşit olacaktır. Bu şekilde düşünüyorduk. Peki şunu da hatırlayalım. Bir matrisin sıfırlığını nasıl buluyorduk? Sıfırlık da demek ne demekti? Boy NA demekti, öyle değil mi? Yani bir matrisin sıfır uzayının boyutu demekti o matrisin sıfırlığı. Ve bunu nasıl bulacağımızı söylemiştik. AX eşittir sıfır vektörü şeklinde ifade edilen denklemdeki diyelim denkleminin çözüm kümesindeki bağımsız değişken sayısıdır demiştik. Bağımsız değişken sayısıdır. Zaten bu da nereden geliyordu? Zaten AX eşittir 0 denklemini çözmek için arttırılmış matrisi düşünüyorduk. Mesela bu örnekte arttırılmış matris burada sadece sıfırlar eklenmiş hali olacaktır matrisin. Ve burada bağımsız değişken sayısı aslında nedir? Bir düşünürsek eğer, bu formdaki bir matrisi düşünürseniz örneğin, ne olacaktır? Burada bir sayı var. İşte neyse, diyelim ki buradakiler 1 olsun atıyorum. Ya da bir sayıyla x1'in çarpımı eşittir 0 olacaktır. Onu okurduk böyle baksaydık. Temsili olarak söylüyorum zaten. x2 eşittir 0'ı okurduk. Ve de burada x3 ile x4 olacağı için x3 artı x4 mesela ya da bir sayıyla çarpımları bunların eşittir 0 gibi bir şey okurduk. Ve dolayısıyla dikkat ederseniz çözüm kümemizde şöyle bir şey gözükürdü. x1 eşittir 0, x2 eşittir 0, x3 eşittir eksi x4 mesela ya da bir sayıyla çarpılmış hali ve x4 eşittir bağımsız değişken derdik, değil mi? Dolayısıyla bağımsız değişken sayım 1 olurdu. Ve de bu nereden geliyor dikkat ederseniz? Bu şuradan geliyor. Buradaki lineer bağımlı olan sütundan geliyor. Öyle değil mi? Onu başka bir renkle gösterelim. Buradaki
lineer bağımlı olan sütundan geliyor. Yani diğer sütunlara bağımlı, lineer bağımlı olan sütundan geliyor. Bununla bağımsız değişken sayısı aynı. Çünkü dikkat ederseniz nedeni de açık zaten. Buradaki bu sütun yüzünden x3 eşittir eksi x4 ifadesini yazabiliyoruz, değil mi? Dolayısıyla bu da bu ifadedeki bağımsız değişken sayısı da aslında eşelon formdaki diyelim matristeki lineer bağımlı diyelim ya da şöyle de diyebiliriz, lineer bağımlı demeyelim, eşelon formdaki pivot olmayan sütun sayısıdır. Değil mi? Aynı şeydir. Sayısıdır. Bu pivotu olmayan bir sütundur. Pivot olmayan sütun sayısı da zaten bu ifadedeki bağımsız değişken sayısına eşit gördüğümüz gibi. O halde böyle düşündüğümüz zaman bir matristeki pivot sütunların sayısıyla pivot olmayan sütunların sayısının toplamı neyi verecektir? Şöyle diyelim, pivot sütun sayısı artı pivot olmayan sütun sayısı neyi verecektir bana? O matrisin sütun sayısını verecektir. O halde bakın yukarıdaki eşitlikle aynı şeyi söylemiş oluyoruz. Pivot sütun sayısı bir matrisin rankını veriyordu. Pivot olmayan sütun sayısının da sıfırlığını verdiğini gördük zaten. Ve bu ikisinin toplamı da basitçe sütun sayısına eşittir bir matris için diyeceğiz. Evet, teoremi de bu şekilde kanıtlamış olalım. Ve şimdi birkaç tane örnek yapalım ve teoremi uygulamaya koyalım diyelim. Bize nasıl kolaylık sağladığını görelim. İlk örneğimiz şöyle olsun. Eğer diyelim 7 çarpı 6 bir matris varsa matrisin sıfır uzayı 5 boyutluysa, yani sıfırlığı 5 ise rankı nedir? Böyle bir soru gelebilir mesela. Rankı nedir? Çok basitçe 5 artı rankın sütun sayısına eşit olacağını biliyoruz. 6'ya eşit olacağını biliyoruz. Dolayısıyla rank A, bu A matrisi ise 1'e eşittir diyeceğiz basitçe. Bir örnek daha yapalım. Mesela 6 çarpı 4 bir A matrisinin diyelim. A matrisinin mümkün olan en küçük sıfırlığı kaçtır? Böyle bir şey gelebilir. Bir soru. Nasıl düşünürüz? Rank A artı sıfırlık A'nın kaça eşit olduğunu biliyorum? 4'e eşit olduğunu biliyorum. Rank 4'e eşit olursa sıfırlık neye eşit olacaktır? Sıfırlık A 0'a eşit olacaktır. Sıfırlık A'nın 0'a eşit olması ne demektir? Bunu da düşünebiliriz. Sıfır uzayının boyutunun, bu matrisin sıfır uzayının boyutunun 0 olduğunu gösterir. O da ne demektir? Demek ki sıfır uzayı sadece 0 vektörünü içeriyormuş demektir. Dolayısıyla cevabımıza 0 diyeceğiz. Yani sıfırlığın 0 da olabileceğini görelim diye bu örneği vermiş olduk. Bir örnek daha yapalım. Bu örneğimizde de A matrisi mesela ne olsun? Şurayı biraz silelim de yer açılsın. A matrisimiz 1, 3, 2, 0, 1, 4 ve 2, 5, 1 ile ifade edilsin. Bu matrisin rankını ve sıfırlığını bulunuz. Soru bu. Nasıl yapacağız? Bu matrisi tabii eşelon forma getireceğiz ki eşelon formdaki pivot sütunları ve pivot olmayan sütunları görebilelim. Bu matrisi eşelon forma getirirsek nasıl yaparız? Bir bakalım. Satır 3 yerine satır 3 eksi 2 satır 1 yapalım ki şurası 0 olsun. Bu işlemi yaparsanız eğer 1, 3, 2, 0, 1, 4 ve 0, eksi 1, eksi 3 matrisini bulursunuz. Burada ne yapalım? Burada da satır 2 yerine satır 2 artı satır 3 yapalım ki şurası 0 olsun. Bu durumda 1, 3, 2, 1, 3, 2, 0, 0, 1,
şurası 0 olacak. 0, 0, 1 ve 0, eksi 1, eksi 3 haline gelir matrisimiz. Şimdi de satır 3 ile satır 2'yi yer değiştirelim. Yer değiştirirsek eğer ne olacaktır? 1, 3, 2, 0, eksi 1, eksi 3 ve 0, 0, 1 haline gelecektir matrisimiz. Şimdi ne yapalım? Şimdi de satır 1 yerine satır 1 artı 3 satır 2 yazalım ki burası 0 olsun. Bunu yaparsak 1, 0, eksi 7, 0, eksi 1, eksi 3 ve 0, 0, 1 matrisini buluruz. Şimdi de satır 1 yerine satır 1 artı 7 satır 3 yapalım ki şurası 0 olsun. Satır 2 yerine de satır 2 artı 3 satır 3 yapalım ki burası 0 olsun. Bu ikisini yaparsak matrisimiz ne olacaktır? 1, 0, 0, 0, eksi 1, 0 ve 0, 0, 1 formuna gelecektir. İstersek bunu da eksi 1 ile çarpabiliriz, artı 1 yazabiliriz. Ve bu durumda görmüş olduğumuz gibi kaç tane pivot sütunumuz olacaktır? Pivot elemanlara bakarsak bunlar pivot sütunlar. Bunlar 3 tane pivot sütunumuz olacaktır. Değil mi? O halde bu matrisin rankı nedir? 3'tür. Değil mi? Rank A eşittir 3'tür. Sıfırlığını uzun yoldan bulmama gerek yok. Rankla sıfırlığın toplamının sütun sayısını vermesi gerektiğini biliyorum. Kaç sütun var orijinal matrisinde? 3 sütun var. Rankı da 3. O halde sıfırlığı 0 olacaktır. Sıfırlık A 0'dır diyebiliriz. Evet, bu şekilde rank teoremi bize kolaylık sağlıyor gördüğümüz gibi. Bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda satır uzayı ve sol sıfır uzayı üzerine konuşuyor olacağız.